Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda pil kapasitesinin, pil ömrünün yüzde kaç olduğunu bulmaya çalışacağız. Bunu tahmini olarak yapacağız. Şimdi hibrit arabalarda her modelde farklı farklı batarya tipleri olabilir. Bunu aracın kitapçığından, teknik kılavuzlarından görebilirsiniz. Benim arabam 122 beygirlik, 2020 model bir araba, hibrit Corolla. Bu benim arabamda 6,5 amper saatlik bir batarya var. Bu bataryanın ne kadarını, yüzde kaçını kullandığı çok önemli değil ama genel kapasite itibariyle 6,5 amper saat olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız ölçümlerle pil sağlığının ne kadar olduğunu yaklaşık olarak bulabiliriz. Ne yapacağız? Sabit olarak pilden 6,5 amper akım çekeceğiz. Ve biz bunu 6,5 amper akım çekip yüzde kaç olarak düştüğünü bulduğumuzda hesaplamalarla ne kadar verimli olduğunu, pilin yüzdesinin ne kadar olduğunu, pil ömrünün ne kadar olduğunu bulabileceğiz. Şimdi bunu yapmak için hibrit asistant olabilir veya Doktor Prius uygulaması var, o olabilir veya herhangi bir basit OBD cihazıyla pilden giren çıkan amperi görebileceğiniz herhangi bir uygulama olabilir. Şimdi öncelikle saatimizi açıyoruz, kronometreyi açıyoruz. Şuradan amper yazan yerden pilin ne kadar amper çektiğini yazan kısmı açıyoruz. Burada 6,5 ampere sabitleyeceğim. Nasıl yapacağım bunu? Klimayı açacağım, rezistansı açacağım veya dengeye gelene kadar arabada elektrik harcayacak şeyleri bulacağım. Ve şimdi %77, bunu %76'da başladığında %76 olduğunda yapacağım. Mesela hesaplamalarıma göre normalde 6,5 amper saat demek 1 saat boyunca 6,5 amper gücü verebiliyor demektir. Biz bunu şöyle yapacağız. Şimdi kronometremi başlatıyorum ve akım çekecek ekipmanları da başlatıyorum. Aracım biraz tozlu, kusura bakmayın. İşten güçten zaten video çekemedik. %76'ya indi. Ben de burada başlatıyorum. Klimamı çalıştırdım. Şimdi 2 amper saat, evet 6,5. 6,9 kuvvetli çalışmaya başladı. Şöyle biraz kısayım. Farlarımı yaktım o sırada. Evet, 6,5 civarında çalışıyor. Yani 6,4, 6,9 gidip geliyor. Far yaktım, klimayı çalıştırdım. 7'ye kadar çıkıyor. Bir tane kısalım. Burada esasen hesaplayacağımız şey %76'dan başladık. %40'a geldiğinde yüzde olarak ne kadar pil harcamışız ve bunu dakika olarak hesaplayarak pil ömrümüzü bulacağız. Bu testi yaparken şöyle bir detay var arkadaşlar. Aracınızı 1 saat kullanın. Yani 1 saat normal şartlarda sakin sürüşte kullanın ki piller nominal sıcaklığa, çalışma sıcaklığına gelebilsin. Yani hemen başlamayın. Çünkü pilin farklı bölgelerinde farklı sıcaklıklar olabilir. O yüzden aracımızı 1 saat boyunca sakin sürüşlerde kullanalım. Ve en son pil testini yapacağımız zaman bir rampa aşağı olabilir. Biraz doldurarak, yavaş yavaş doldurarak %75'lere kadar dolduralım. Ondan sonra pil testimize başlayalım. Benim pilim 40-42 derecede, 41 derecede falandı. O civarlarda başladım. Şu an 5-9-6-4 arasında gidip geliyor. Az önce de 6-4-6-9 arasında gidip geliyordu. Belki iç lambaları açarsam, belki bir de sis lambasını açarsam 6-4'te, yani 6-4'te daha çok sabit kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Rezistansı açayım.
Böyle 7'lere çıkıyor. Onu kapatıyorum. Yani bunu tabii çok 6.5'a sabitlemek mümkün değil. Ayarlamalarla yapıyoruz. Evet. 10 dakika 29 saniye. 10,5 dakika diyebiliriz. Burada hesapladığımızda şöyle yapacağız arkadaşlar. 10,5 dakikayı aklımızda tutuyoruz. Biz %76'dan %40'a indik. 6,5 amper saatlik pilimizin %36 kapasitesiyle 10,5 dakika dayandı. Normalde %36 tam kapasiteli bir pilde ne kadara denk geliyor? Ona bakalım. Şimdi 60 dakika çarpı %36, 60 dakika çarpı 21,6 dakikaya denk geliyor. Benim pilim 10,5 dakikaydı. Bölü 21 bölü 6'dan %48, %50 kapasiteye düşmüş durumda. Ben 66 bin kilometredeyim. Sürekli şehir içinde kullanıyorum. Sürekli şehir içinde kullanmanın bir handikapı var. Pili çok fazla kullanıyorum. Yani sürekli uzun yol yapsam pili fazla kullanmayacaktım. Pil uzun yolda sabitleniyor ve fazla seviyesi değişmiyor. Hemen hemen hiç değişmiyor. Fakat şehir içinde kullanırken pil seviyesi çok fazla iniyor ve çıkıyor. Yani pili sürekli deşarj ve şarj ediyoruz. Dolayısıyla pil şehir içinde daha çok yıpranıyor. Benim ölçümlerime göre benim pilim %50 kapasiteye şu an düşmüş durumda. Arabam kaç yaşında? 2020-2024. Yaklaşık benim arabam 4,5-5 yaşında. %50 kapasite. Yani 10 yıl sonra, 10 yıl içerisinde bu şekilde sürersem 10 yıl içerisinde pil sorunu yaşama ihtimalim olacaktır. Bu arada tabii yavaş yavaş bu yakıtım belki bir süre sonra artmaya başlayacak ama şu an herhangi bir değişiklik yok. Yani bunun aslında şöyle bir şey var. Herkes bu kadar pil kapasitesi düşmez büyük ihtimalle. Ben İstanbul'da çok fazla dur kaka girdiğim için pil kapasitem çok oynak. Daha az trafikli yerlerde ve daha uzun süreli uzun yol yapanlarda bu oran şu an muhtemelen çok daha yüksektir. Bendeki durum bu. Pil kapasitenizi siz de bu şekilde ölçebilirsiniz. Aynı zamanda doktor pili ile de bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Step 1, step 2, release gas pedal, put gear in reverse, turn on headlight and AC to drain electricity from the battery. Your goal is to keep the needle within the green area.
Step 3. Please keep the needle within the green area. Has estimated 48.84% capacity left. It is in bad condition, but will still run. Doktor Pyrrhus ile yaptığımız testte de batarya ömrünün %48-%50 civarında olduğunu gördük. Aynı sonucu verdi. Burada %50 pil ömründen bahsederken aslında lineer bir doğru üzerinde %50'den bahsetmek çok mümkün değil. Çünkü pilimizde hücreler var. 28 tane hücreden oluşuyor. Hücrelerden bir tanesi kötü durumda olsa zaten pilin genel kapasitesini veya genel kullanım şeklini çok etkiliyor. Bu yüzden de bize %50 vermiş olabilir. Sedat Hoca'nın da bu yönde bir değerlendirmesi oldu. Yani %50'yi değerlendirirken lineer bir değerlendirme yapmak doğru değil. Yani 4 senede 5 senede batarya kapasitesi %50'ye indi. Demek ki birkaç sene sonra pil ömrü tamamen dolacaktır diye düşünmeyin. 28 tane hücrenin 26 tanesi iyi durumdadır. 2 tanesi kötü durumdadır. Pil de bunu yazılım gereği uzun süreler, uzun yıllar boyunca absorbe edecektir ve yine yakıt tüketimi değişmeden minimum 10 sene, belki 12 sene, 13 sene, 14 sene pil sorunu yaşamadan arabamızı kullanabileceğiz. Genelde pilin orta hücreleri, orta kısımda bulunan hücreleri erken ölüyor. Fakat pil yazılımı bunu bir şekilde absorbe edebiliyor ta ki son sınıra kadar. Çokça karşılaştığımız bir durum da var. Görüyoruz. İnsanlar 400-500 bin kilometreye gidiyor. Daha motorlarına anahtar vurulmamış. Ve pilde asla bir sorun yaşamıyorlar ki. Ben de pil sıcaklığına çok dikkat ediyorum. Asla pil sıcaklığının çok yüksek değerlere çıkmıyor. Bunu ekranlardan da takip ediyorum. Ve pil fanımı temizliyorum. Ben bugüne kadar pil fanı temizle uyarısı bile almadım. Yani pili en çok etkileyen şeylerden biri şarj ve deşarj miktarı. Aynı zamanda sıcaklık. Sıcaklık konusunda gerçekten çok önlem alıyorum. Ama ne yazık ki trafikte çok fazla şarj ve deşarj oluyor pilim. Evet, son değerlendirme olarak pil ömrü pil test olarak 150 gözüküyor. Fakat bunu lineer bir doğal olarak düşünmeyin. Toyota'larda 4. nesillerde, 5. nesillerde pil ömrünüz minimum 10-12 sene, 13 sene her arabayı çok rahat çıkaracaktır. Yeter ki pil filtrenize dikkat edin. Bu video bayrama denk geldi. Herkese de iyi bayramlar diliyorum.